Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle altıgen çok güzel motif çalışması yapacağız. Motifimizin her bir sırasında farklı renklerimizi kullandık ve tamamlamak için görmüş olduğumuz bu kahverengiye yakın kahve köpüğü rengimizi kullandık. Bu e, motiflerimizde battaniyeler, hırkalar, yelekler ya da dilediğimiz her türlü örtülerde kullanabiliriz. Kenarını şu şekilde bırakabileceğimiz gibi yine aynı bu şekilde zikzak örerek kullandığımız birkaç renkten birkaç ya da daha fazla sıra örerek kenarına da ayarlamasını yapabiliriz. Yani kenar ayarlaması da gayet kolay olan bir model çalışması. Şimdi modelimizi hemen örmeye sizlerle birlikte başlayalım. Öncesinde şöyle görelim. Bakınız bir zincir bir trabzan olarak 12 tane trabzanımızı ördükten sonra etrafını farklı renklerle dolaşarak motifimizi tamamlayacağız ve sonrasında birleştirme işlemini de sizlerle birlikte yapacağız Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Motifimizin ilk sırasını örmeye başlıyorum. Tığlarımızı da ipimizin kalınlığına, inceliğine göre tercih edelim. İnce iplerimizde tığ numaramız biraz daha ince. biraz daha iplerimiz dolgunsa 3 3,5 numaralı tığlarımızı tercih edelim. İpimize göre tığ ayarlaması yapalım. Bir tane düğümümü atıyorum zincirimi çektikten sonra ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çekiyorum ve hemen bakınız birinci zincirin olduğu yere giriyorum başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum ve bu kapamış olduğum yuvamın içerisine giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum Tekrar tığımın başını doluyorum, yuvanın içerisine girerek ikinci bir trabzanım örüyorum. İki tane kutucuğumuz oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya giriyorum. Trabzanımı örüyorum ikili bir şekilde. Bir zincir. Tığımızın başını doluyalım. Yuvanın içerisine girerek trabzanımızı örelim. Tekrar bu şekilde bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir şekliyle 12 tane kutucuğumuzu hazırlayalım Bakın ilerliyorum bir zincir giriyorum Ve sayalım kutucuklarımız sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. kutucuğumuzu ördük. Bir zincirimizi çekiyoruz ve 10 tekrar bir zincir çekiyoruz. 11. kutumuzu ördük. 11. kutuyu da ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. 4 zincir çektiğimiz yere geliyorum ve üçüncüsüne batıyorum. Ve ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Bir tane de zincir çektikten sonra ipimi koparıyorum. İpimizi koparmadan önce bir daha sayalım yanlışlık olmasın. Bakınız battığım yerden itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 kutumuzu gördükten sonra ipimizi keselim ve ikinci sıramızı örmek için ikinci rengimize geçelim. Şöyle de ipimizi bakınız arkadaki şu başlangıç ipimizi sıkıştıralım. Sıkıştırdığımız zaman ortadaki bu deliğimizin de kaybolduğunu görmekteyiz ya da küçüldüğünü görmekteyiz. Şimdi ikinci rengimizi yapmaya başlayalım. İkinci rengim için sarı ipimi tercih ediyorum. Sarı ipime şöyle bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerden örmeye başlıyorum ama ipimi kopardığım yerden asla başlamıyorum. Biraz daha geriye geçiyorum ve örmeye başlıyorum batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum bakınız eğer zorlanmazsanız şu arkada kalan ipimizi şöyle elimizde tutarak bunu da şu şekilde örersek gizlemiş oluruz daha sonrasında işimiz kolaylaşır iki tane trabzanımızı bir tane zincir çektiğimiz gözümüzün içerisine örüyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki kutucuğun içerisine yine iki tane trabzanımı örüyorum, bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bir sonrakine yine iki tane trabzanımı örüyorum, bir zincirimi çekiyorum. Bakınız arkadan ipimi de bu şekilde gizliyorum. Bir zincirimi çektikten sonra tekrar diğer kutuya geçiyorum. 1 İki tane trabzanım örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın ipimizi yine şu şekilde tutuyoruz. Her ikisi de aynı yerde olsaydı burası biraz kalın duracaktı. Diğer ipi bu tarafta kapattık şu şekilde. Şimdi bu ipimizi de buradan itibaren tutarak yok edelim. Giriyorum sıradaki yere bir ve iki. Bir tane zincir. Diğer kutuya bir ve 2 tekrar bir zincir 1 ve 2 bu şekilde sıra sonuna kadar örelim ikinci sıramızı da 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 1 zincir şeklinde ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir tane zincirimi çektikten sonra 3 tane zincir çekerek başlamış olduğum trabzanımın tepesine geliyorum batıyorum şu şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum İpimi kesiyorum şöyle görelim bakınız ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü sıramıza başlayalım ikinci sıramızı tamamladıktan sonra üçüncü sıramıza başlayabiliriz üçüncü sıramızda kırmızı ipimi kullanmak istiyorum bir tane zincirimi çekerek bir tane düğümümü atıyorum ve motifimi alıyorum İpimi kopardığım yerden asla başlamıyorum biraz geriye geliyorum bakın çünkü ipimizi burada örerken gizleyeceğimiz için her ikisinin aynı anda gelip de kalın bir görüntü olmasını istemiyoruz. Atıyorum şu şekilde ve bakın şöyle ipimi hemen alıyorum yan tarafa doğru bakın işaret orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve trabzan sayımı burada bir tane artırıyorum 1 2 3 olarak çıkarıyoruz 3. sıramızda 3 tane trabzanımız oluyor 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincir ve ilerliyoruz bakınız 3 tane trabzan 2 3 3 trabzan 1 tane zincir. Bakın ipimizi arkada gizledik. Şimdi bu tarafa doğru sarı ipimizin olduğu yere doğru geliyoruz. 3 tane tırabzanımızı hemen örüyorum. 1 2 ve 3. 1 tane zincirimi çekiyorum. Ve bu ipimi de şöyle tutuyorum yine orta parmağım ve baş parmağımda ipimi şöyle alıyorum ve hemen araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincir ve bu şekilde dolaşarak bitirelim motifimizi Evet en son sıramızı da ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum 3 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum ve sadece geçişimi yapıp bir zincir çekip kırmızı ipimi kesiyorum Evet motifimizin iç kısmını tamamladım. Birinci sıramızda birer trabzan, ikişer ve üçer trabzan olmak üzere motifimizi bitirdik. Şimdi bitmiş motifimize şöyle bir bakalım. Bakınız motifimizi altıgen yapan bu kenardaki açık kahve rengindeki ya da kahve köpüğü rengimiz bir tanesini çift bir tanesini tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek olarak ördük ve burada 6 tane görmüş olduğumuz gibi çiftimiz oldu. Ve her çiftimiz olduğu yer diğer çiftimize kadar bir köşe. Bir çiftimizden diğer çifte bir köşe, tekrar bir çiftten diğer bir çifte köşemiz oluyor ve e, altı tane köşemiz oluyor. Eğer bu benim ilk motifim olmuş olsaydı şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün e, kenarına rengimle kenarını öreceğim rengimle tamamlamam gerekiyordu. Şimdi bu benim birleştirme sıram olduğu için hem öreceğim hem de birleştireceğim. Şimdi ilk motifi ördüğünüz zaman mutlaka bütün kenarı bir tanesini çift bir tanesini tek olarak örmeniz gerekmekte. Şimdi birlikte başlayalım ve bu uç kısma iki köşeyi birleştirelim. Bir tane zincirimi tığıma çekiyorum ve bu şekilde düğümümü atmış oluyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum giriyorum yine ipimi şöyle arkaya gizliyorum 1 ve 2 zincirimle birlikte toplamda 3 tane trabzanım oldu 2 tane zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha üçlü trabzanlarımı örüyorum yani 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum aradaki trabzanı 3 tane örüyorum. Bir çift bir tek grubumuzu tek grubumuz örüyor. Çiftimizi ördük, tekimiz örüyoruz. Şimdi tekrar çift olarak örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı yere batıyorum. 1 2 3 Şöyle bakalım. Bir tane köşemizi bu şekilde hazırladık. Evet, biraz önce de söylemiş olduğum gibi eğer ilk motifimiz olsaydı bütün kenarları bir çift bir tek olarak bitirip hepsini örmemiz gerekiyordu. Şimdi diğer motifi birleştireceğim için hepsini örmem gerekmiyor. Biraz daha devam edelim. Bir tanesini tek bir tanesini çift olarak örmeye trabzan gruplarımızı. Motifimin kenarını örerek geldim. Bir köşesini ördüm. iki köşesini ördüm. Ve üçüncü köşemizin bir çift bir tek bir çiftin bir tanesini ördüm bir tane zincirimi çekiyorum ve birleştirme işlemini yapmaya başlıyorum bakınız birleştirmeyi çiften çifte gidiyoruz buradaki çiftimi hemen 3 tane trabzanım ördüm bir zincirimi çektim karşıdaki grubumuzun hemen ortasına batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere girerek köşemi örüyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3 Araya zincir çekmeden karşıya geçiyorum. Batıyorum. Şöyle alıyorum. İçinden geçiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden buraya geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi zincir çekmeden geçelim. Eğer çok kasıyorsa o zaman çekelim. Yoksa çekmeyelim. Zincir çekmeden Karşıya yine geçiyorum. Yine zincir çekmeden bu yöne geliyorum. Teklilerin olduğu yerde zincir çekmiyoruz. 2, 3. Bakınız burası çift olan köşem. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şuradaki birleştirme yerine bakınız. Şuraya batıyorum. Alıyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve aynı yeri tekrar köşemi örüyorum 1 2 ve 3 köşemi yaptım bakınız şöyle görelim Evet köşeyi birleştirdikten sonra şöyle tığımızı çekelim 3 tane trabzanımızın köşe olarak grubumuzu ördük alıyorum tekrar bu yönden karşıya geçiyorum. Hemen köşenin yanındaki ilk yere giriyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Araya zincir çekmeden tekrar motifime dönüyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 motifimi ördükten sonra yine karşıya geçiyorum. Zincir çekmeden tekrar motifime dönüyorum ve köşe yapıyorum bir çift bir tek olduğu için 3 tane trabzanı ördüm bir zincir çekiyorum ve diğer motifimin köşesinin arasına giriyorum kapatıyorum bir tane zincir çekip tekrar motifime dönüyorum 1 2 3 birleştirme işlemimizi yine bir görelim bakınız köşelerimizi birleştirdikten sonra tekli kısımlarımızı da karşıya geçerek ördük en son köşemizi birleştirdik bir zincir çekerek geri döndük trabzanımızı yaptık buradan sonrasında aradaki tek trabzanımı örüp diğer köşemi kapatıyorum ve motifim bu şekilde tamamlanmış oluyor Evet bir tane zincirimi çekiyorum aradaki üç tane trabzanımı örüyorum bir iki üç bir zincirimi çekip başlangıçtaki 3 zincir çektiğim yerin üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekip şu şekilde koparıyorum. Ve motifimizin birleştirme işlemini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve e iki köşesi, üç köşesi olanları da yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Daha erken birleştirmeye başlıyoruz ve bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, motifimizi hem ördük hem birleştirmesini yaptıktan sonra bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Umarım motifimizi ve çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.